Son mühür ekranlarında gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor. İlerleyen dakikalarda bir konuğumuz bizimle birlikte stüdyoda olacak demiştik. Bugün özel bir gün. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamının 49. yılı. Dolayısıyla anılarla biraz o günlere doğru yolculuk edeceğiz. Ve avukat Metin Cengiz'den arkadaşlarını aslında dinleyeceğiz. O dönemi anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar Aşil Hanım. O dönemler tabii yeni kuşak, yeni neslin evet. bilmediği, belki kulaktan dolma duyduklarıyla ya da bazılarının hiç duymadıklarıyla ne yazık ki şekilleniyor beyinlerinde. Dolayısıyla o dönemi önce ben istiyorum ki hem böyle o dönemin Türkiye'sine bir fotoğrafını çizelim. Ardındansa hem sizin Deniz'le arkadaşlığınız, ondan sonra yaşanan sürece yine adım adım geçelim. Ama biz nasıl bir Türkiye'den bahsedeceğiz bu olaylar öncesinde? Vallahi şimdi biz 1966 yılında üniversiteye girdim, hukuk fakültesine. O, bize 68 dönemi gençliği diyorlar. Gerçekten o gençlik Türkiye'de hiçbir gençliğin yaşamadığı bir dönemi yaşadı. 1961 anayasası vardı ve özgürlükçü bir anayasaydı. Üniversiteler özerkti. Polis molis üniversiteye giremezdi. Hak ve özgürlükler daha geniş kullanılabiliyordu. Yani o dönemde gerçekten Türkiye farklı bir Türkiye'ydi. 66 yılında üniversiteye girdiğimde tabii liseden gelmişim, bir işgaller başlamış, nümayişler başlamış. Bizde kökenimizde bir solculuk var. İşçi Partisi, gençlik kollarında çalışıyordum lisedeyken. İşte o dönemlerde Deniz, Cihan Alptekin ve diğer devrimci arkadaşlarla arkadaşlığımız oldu. Bu arada çok özür diliyorum. O dönemlerde üniversite yıllarını geçirmek de bir taraftan da çok zordur değil mi? Zor, yani anlatılan hikayelerden yola çıkarak biliyorum. Zor tabii canım. Yani zor. Bir taraf olmaya zorlandığınız suallerle karşı karşıya kalmak. Tabii üniversitede bir sağcılar bir solcular vardı. Genelde solcuların hakimiyeti söz konusuydu üniversitelerde. Ama zaman zaman da devamlı çatışmalar oluyordu. Deniz Gezmiş'le ben ilk tanışmam bir cezaevi hücresinde oldu. Ha. Daha önceden tanıyordum. Üniversitede bir tek çift numarası vardı. Bir sabahçı öğrenci vardı. Benim numaram tekti. Biz sabahçı isek Deniz Gezmiş'in çifti. O öğrenci şey yapar. Aynı sınıfta belki ders görmedik ama okul bahçelerinde falan her zaman gördüğümüz bir arkadaştı. Aynı dönemin öğrencisisiniz. Evet yani öyle ki yani Deniz'i de nasıl anlatmak lazım? Boylu poslu, yakışıklı adam, atak, cesur, yürekli. Yani bütün nümayişlerde, işgallerde, yürüyüşlerde her zaman çatışmalarda ön önde olan bir adam yani. Aslan gibi bir devrimci. Dediğim gibi oradan artık şeyimiz, tanışıklığımız var ama fiilen bir tanışmamız söz konusu değildi. Fiilen tanışmamız dediğim gibi bir cezaevi hücresinde oldu. Peki bu iki kişiyi cezaevine götüren hangi olay? Şimdi Deniz Gezmiş devamlı olayların içinde olan bir kişi olduğu için çok sık tutuklanırdı yani. Tutuklanır, serbest bırakılır. En sonunda Filistin'den gelmişlerdi 69 yılları. Neden dolayı tutuklandığını bilmiyorum ama tutuklandı ve Samalcılar cezaevine kondu. Ondan sonra 3-5 gün sonra ya da bir hafta sonra bir baktım gazetede Deniz Gezmiş Bursa cezaevine nakledildi diye bir haber. Hatta babası çok korkmuştu. Demirel'e mektup, dilekçe göndermişti. Siz benim oğlumu öldürtmek için mi Bursa cezaevine naklettiniz diye. Ama ben Bursa gazetede haber okuyunca atladım gittim Bursa'ya. Çünkü Bursa cezaevinin savcısı benim abimdi. Üniversitede beni okutan, maaşından 3 kuruş para gönderip beni okutuyordu. Onlar da savcının kardeşi üniversitede hukukta okuyormuş. Acaba kim? Sağcı mı, mülkücü mü, devrimci mi diye merak ediyorlar. Beni araştırıyorlarmış. Cihan Alptekin'le Deniz Gezmiş beraber tutuklandılar. Cihan Alptekin benim sınıf arkadaşımdı. Yani beraber sıralarda oturduğumuz. Onun da numarası tekti. Hatta o üniversite koridorlarında sağcılar çok politik tartışmalarımız olurdu koridorlarında. Ben onları tabii Bursa cezaevine gittim görünce atladım gittim. Doğruca hücrelerine girdim.
Onlar da beni araştırırlar ya, devrimci mi solcu mu diye. Yazık, o Cihan Alptekin'e çok sevimli bir Laz çocuğu yani, çok tatlı. Ürcü'ye girince beni bir gördü, o Laz şivesiyle. Ulan Metin, savcının kardeşi sen miydin dedi, bir soruldu boynuma. Ondan sonra orada Deniz Gezmiş'le de fiilen tanışmış olduk. Orada aşağı yukarı bir 10 gün kadar Bursa cezaevinde kaldım. Aynı hücrede onlarla da yattım keyfi olarak. Onların cezaevi yemekleri yedik. Hatta dışarıdan kebaplar getirdik, beraber yedik. Hatta o zaman bütün devrimcilerde parkı vardı. Bizim de parka cebine vodka koydum, meyve suyu koydum, çerez koydum, hücreye getirdim. Hücrede belki ilk defa bir içki içme olayımız oldu. Fakat içki içtikten sonra baktık şişe elimizde kaldı. Bir arama olsa büyük başımız nerede gidecek? Yazık o Cihan Alptekin, sevimli Laz. Gitti tuvalete, küçük küçük parçaları böldü. Tuvaletin deliğinden attı. Yani öyle, o zamanlar cezaevler çok daha demokrattı yani. Hücrede olmasına rağmen devamlı cezaevin başına çıkıp gezme olanakları falan vardı. Şimdiki gibi değildi yani. Hmm. O 10 gün birlikte yattınız, kalktınız, evet, sohbet ettiniz. Evet. O 10 gün ne konuşuldu daha çok o hücrede? Yani ne olacak? Şimdi zaten o dönem THK'nun kuruluş aşamasındalar. Geleni gideni oluyor. Aşağıda bir cezaevin altında boş bir oda vardı. Orada görüşmeler yaparlardı arkadaşlarıyla. Sonra o gelip giden, görüşme yapan arkadaşlarının 71 darbesinden sonra aranan listelerinde hep isimleri çıktı. Hı hı. Yani netice tabii biz o dönem Vietnam'da gerilla savaşı, Amerika'nın yenilgisiyle biten var. Küba devrimi olmuş, Che Guevara'nın büyük albenisi var, Fidel Castro'nun filan. Yani gerilla savaşının bir cazip olduğu dönemler yani, Çin devrimi olmuş. Onlar da bir THK kuruluşunu yapıyorlar ki işte silahlı mücadeleye başlayacaklar, ezecekler. Yani onlar konuşuluyordu yani. Bu peki idamından ne kadar süre önceden bahsediyoruz takriben? Şimdi bu idamından aşağı yukarı 2 sene, 69 yılları bu. Hı-hı. 72'de 3 sene filan oluyor. O idam edildiğinde ben İstanbul Tuzla'da askerdim. Yani çok üzüntülü bir şeydi. Bir gün bir baktık gazetede Denizler idam edildi diye. Sevdiğim bir insan, tanıdığım bir insan. Hiçbir şey de yapamıyorsun. Evet. Yani çok üzüldüğümü hatırlıyorum yani. Hatta bazen Deniz'i tanımak mı iyiydi, tanımamak mı daha iyiydi bilemiyorum. Çünkü insan sevdiği, tanıdığı bir yoldaşın idam edildiğini görmesi çok daha acı veriyor. Şimdi yani. Şimdi tabii bahsettiğiniz dönemler hem dünyanın böyle iyice çalkalandığı. Tabii alt üst oldu. Fransa'da öğrenci olayları patlamış. Okullar işgal edilmiş. Üniversiteler işgal edilmiş. Tabii yer yerinden oynayarak yeni tabii. Bir düzenin oturmaya düzenin çalıştığı sesleri geliyordu. Dönem. Tabii, o dönemin tabii. Genci olmak zannediyorum evet, çok zordur. Yani, evet yani her zaman gurur duyarım. Yani 68'li olmakla, 68 gençli olmakla yani. Şimdi o 10 günün ardından orada sohbetinizden sonra o idama giden 2 yıl boyunca bir daha nasıl bir şimdi, şey geçirdiniz? Ben orada aşağı yukarı bir 10 gün kadar geçirdim. Ondan sonra bizim okulun sömestr tatil başladı. Mecburen İzmir'e geldim ben. Ondan sonra da bir baktım gazetede bir manşet. Deniz Gezmiş Bursa cezaevinde isyan çıkardı. Savcıyı esir aldılar. Benim abim. Mümkün değil. Yani benim abim de cezaevi müdür ama demokrat bir adam. Denizler'le filan odasında sohbet eder, konuşur. Saatlerce gece 12'ye 1'e kadar muhabbet eder. Yani niye isyan etsin Deniz? Tamamen yalan bir haber. Adi mahkumların bir isyanı söz konusu. Ama hatta Deniz Gezmiş şu idamı yatıştırmasında da önemli rolleri olmuş bir kişi yani. Ondan sonra zaten Denizler'i bir daha hiç görmedim. Ha. Dediğim gibi o zaman THK'yu kuruyorlardı. Dediğim gibi birçok arkadaşları geliyordu, gidiyordu, ziyaret ediyordu. Gelenlerin çoğunun dediğim gibi arananlar listesinde darbeden sonra 71 darbesinden sonra isimleri çıktı. Onlar da tahliye olduktan sonra bir daha onları görmek mümkün olmadı. Şimdi siz dediniz ya Bursa'da aynı cezaevinde 10 gün hücrede geçirdik. Ardından işte sömestr tatiliydi. İzmir'e döndüm.
Aileniz, yani ülke bu kadar karışıkken, üniversiteler bu kadar karışıkken tedirgin miydi? Yani tedirgin siz, olmaz mı canım? O dönemin gençlerine ne tavsiyelerde bulunuyorlar? Tedirgin olmaz mı? Üniversitede de gözaltına alındım ben yürüyüşte. Miting yaparken yakaladı polisler. Herkes tedirgin oluyor tabii yani. Evet. Ama o zamanın şeyi, hukuk adaleti, yargıçları daha başka, daha güzeldi yani. Pek öğrencileri öyle fazla tutmazlar, tutuklamazlardı. Şimdiki değil. Şimdi A diyorsun tutukluyorlar. B diyorsun gene tutukluyorlar yani. Ki çok zor bir dönemden bahsediyoruz. Sizin bahsettiğiniz dönemler de zor bir dönem ama bu kadar sert bu kadar değildi diyorsunuz. Değil diyeceğim. Yani de nispeten daha şeydi yani, daha güzel bir şimdi dönemdi. Mesela en yakın neyi yaşadık? Boğaziçi'ndeki evet, olayları yani yaşadık. Evet yani işte yani biz kaç kere ben Beyazıt'tan ta Taksim'e kadar yürüyüş yaptığımı hatırlamıyorum. Zırt pırt yürüyüş yapardık biz yani, çıkardık işte, öyle şey olmazdı yani, pek polis müdahalesiyle karşılaşmazdık yani. Hı hı. Şimdi o iki yılın ardından bir sömestrede siz buraya geldiniz. Ondan sonra tekrar okula döndünüz. Okula zaten son sınıftaydım. Hatta deniz gezmiş. Onlar o zaman Filistin'den yeni gelmişlerdi. Tutuklandıkları zamanlar üstündeki elbiseler falan Filistin elbisesiydi. Fotoğraflarda görülür. Dedim Eti, seni Filistin'e gönderelim, eğitim almak ister misin dedi. Ben 3. sınıfa gelmişim, okul bitmek üzere. Savcı abim okutuyor şimdi, bırak git Filistin'e asker eğitimi. Ondan sonra sonu ne olur, orada mı ölürsün, yurt içinde mi ölürsün, cezaevinde mi geçer günleriniz bilemiyorum. Yok dedim, ben üniversiteyi bitireceğim, avukatlık yapacağım dedim. Yani gitseydim bambaşka bir hayatımız olacaktı ama evet, şey yapmadım yani. Silahlı mücadele bana uygun düşen bir yöntem değildi yani. Deniz tam olarak ne istiyor? Yani sizin özel sohbetinizden yola çıkarak istiyordum. Ne hayal ediyordu? Yani Deniz Gezmiş genelde sosyalist bir adam. Yani sosyalizm ne ister? Ülkede yaratılan zenginin eşit olarak paylaşılmasını ister. Eşitlik ister, özgürlük ister. Deniz de bunları istiyordu. Yani Deniz'in kendi çıkar için istediği hiçbir şey yok. Tamamen halkın çıkarına yönelik bir insandı yani. Hı hı. Dediğim gibi halkın ekonomik durumunun düzeltilmesi, daha sosyal, adaletli bir paylaşımın sağlanması için uğraşıyordu, mücadele de verdi yani. Hı hı. Neticede de daha adil bir düzen olduğunu inandığı sosyalizmi kurmak için mücadele ediyordu yani. Peki daha adil bir düzen, daha eşitlikçi bir düzen isterken hükümetin onu idama getiren sürecinde öne sürülenler ne oldu? Ya idam cezası bir kere çok haksız bir ceza. Bütün idam cezaları haksız cezadır. Çünkü suçsuzluğu ispat ettiği zaman adamı geri getiremezsin. Tamam. Ayrıca da toplasan Deniz ve arkadaşların 100-200 tane adımı bulmaz. Onların elindeki silahlar koskoca anayasa devletini değiştirmeye, meclisi sıkat etmeye, anayasayı bozmaya gücü yetmez. Yani elverişli silahlar sahip değil. Yani başka bir cezalar verilebilirdi. Belki müebbet ceza alabilirdi ama 149 o zamanki TC Türk Ceza Kanunu 149 bir maddesinden ceza alması tamamen hukuksuzluktur. Zaten bütün darbelerde hukukun üstünlüğü değil, hukuksuzluk söz konusu olur yani. 149. maddeden aldın. Nedir? Onu bir açar mısın? Anayasayı yani değiştirmek, meclisi iskat etmek, ortadan kaldırmak, anayasayı değiştirmek, bozmak falan. Şimdi öyle bir çelişki ki 500 bin tane üyesi olan ordu her türlü silahlarla teşhis edilmiş. O bir darbe yapıyor, anayasayı değiştiriyor. Deniz Gezmiş'e bakıyorsun, savunmalarında 61 anayasasını savunuyor. Yani bir yandan anayasayı savunan Deniz Gezmiş, anayasayı bozmaktan idam cezası alıyor. Bir yandan bizzat anayasayı bozanlara hiçbir ceza olmuyor. Ya darbeden sonra da yargılanmıyor. Demokratik ortam geldiği zaman da yargılanmıyorlar. Hı hı. Bu da Türkiye'nin talihsizliği yani. Hı hı. Biz ne yazık ki idamları geçmişimizde nasıl darbeler kara bir leke olarak geçmişimizde ise idamlar da aynı şekilde. Yani bütün idamlar yani. Hiç kimse dediğiniz gibi yani mesela bir ülkenin başbakanı da keza aynı şekilde. Yani şimdi ben dersin idamı da haksız bir idam yani. Belki suçları vardı ama idamı gerektiren suçlar değildi. Evet. Onun için idam cezası adil bir ceza değildir, ilkel bir cezadır. Yani intikam duygusu ara aslında çağdaş ceza şeylerinde suçluyu ıslah etme amacı vardır. Yani intikam alma duygusu yoktur
en son çağdaş yöntemlerde, cezaevi yöntemlerinde. Ben zannediyorum ki o yüzden birçok ülke, özellikle Avrupa ülkeleri idamdan uzaklaşan ülkeler arasında epey genişliyor, yani idamdan uzaklaşan ülke sayısı epey fazlalaşıyor. Ve böyle cezada da hep şeyi görüyoruz. İşte biz burada trafikte de mesela onu seziyoruz. Mesela radar gizli bir yere saklanır ve şeye alır. Ama Avrupa ülkelerinde yani görüyoruz ki uyarır. 50 metre sonra radar. Her şey açıktır. Normal o zaten. Amacı yani seni orada yavaşlatmak, yani ceza kesmek değil. Riskli bir bölgeye giriyorsun ve senin yavaşlamanı istiyor. Ama şimdi bizim ülkelerde bütçelere özel fasıl koyuyorlar. Cezalardan gelecek gelir diye. Bu eleri tutturmak için de bire ceza yazıyorlar. Yani. Şimdi tekrar o döneme dönelim. Son iki yılından bahsediyorduk. Siz okulu bitirdiniz. Askere gittiğinizde Denizler o dönem nerede? Yani o ilk tutuklanma ve idam kararının çıkacağı dönemlerde siz neredeydiniz? Ben askerdim o zamanlar. Yani o haberi nasıl aldınız? Askerdim. Askerde işte Tuzla eğitim aslında şeyinde yedek subay eğitimi görüyordum. Orada gazeteden okuduk biz de yani. Yani çok uğraştılar şey yapmak için, idamı önlemek için ama orada bir işte 3 tane Demokrat Parti'nin idam edildiği, buradan da 3 tane gidecek diye bir inatlaşmanın sonucu. CHP'lilerden bile bir kısmı yani idama onay verdiler yani. Evet. Siz o haberi aldığınızda yine gazeteden mi aldınız? Gazeteden aldık. Ama aşağı yukarı bekleniyordu yani. Çünkü olağanüstü dönemlerde mahkemelerden hukuka uygun karar çıkması zor oluyor. Neticede talimatla bile karar çıkabiliyor yani. Şimdi darbe yapmış askerlerin iradesinin dışında bir karar çıkması mahkemelerden kolay olmuyor. Yani 80 darbesinde de böyleydi, 71 darbesinde de böyleydi yani. Hukukun üstünlüğü siliniyor, hukuksuzluk başlıyor yani darbelerde. O dönem işte siz de dediniz ya, ellerinde bulunan mevcut silahlarla bir yasa değiştirmek yani mümkün değil. Yani, elverişli vasıtaya sahip değiller yani anayasayı değiştirmek için. Güçlü bir örgütün olacak, sayısal olarak, silah olarak değiştirebilecek gücün olsun. Senin karşında koskoca bir ordu var yani. Onunla baş edebilecek ve elverişli silahlara sahip olman lazım. 100 tane, 150 tane öğrencinin yapacağı olay nedir ki yani? Peki o dönem anayasanın değiştirilmesinin başka bir şeyi yok muydu? Gerçi tabii o dönemin Türkiye'sini o yüzden sordum aslında. Ama 68 gençliği, 61 anayasayı savunan bir gençliktir yani. Daha da ilerisini istiyordu belki ama genelde savunan bir gençliği. Deniz de 61 anayasını savunmalarında savunmuştur yani. Dediğim gibi şimdiki anayasalara baktığın zaman çok ileri özgürlükçü bir anayasadır 61 anayasası. Maalesef Türk halkına layık görmediler, değiştirdiler. Fazla geliyor dediler, bol geliyor dediler, bilmem ne dediler. Gerçi şimdi yine anayasayı tartışıyoruz biliyorsunuz. Tartışıyoruz ama darbelerin yani anayasasıyla yönetilemeyiz. Bu iktidarların getireceği anayasa daha berbat bir anayasa olur, daha iyi bir anayasa olmaz. Eksiklikleri tespit edip keşke güzellikleri buluştursak ülkemizde. Evet. Nasıl bir süreç işleyecek bilmiyorum ama şimdi bir de idamlardan bahsettik ya. Dedik geri kalmış uygulamalar, ülkeler, intikam duygusu. Tabii yani sızan. İslam'daki kısasa kısas gibi, sen öldürdün ben de seni öldürürüm gibi bir şey yani. Eğitim cezanın, tutuklanmanın, mahkumiyetin sonucunda o insanı topluma kazandıracak, yetiştirmek, ıslah etme amacıyla ceza verilir yani. Çağdaş ceza sistemi budur. Şimdi zaman zaman kaşınıyor idam biliyorsunuz. Böyle bazı taraflar İlkel düşünceli tarafından, adamlar tarafından kaşınıyor. Acaba yeniden getirilsin mi? Ve toplumun böyle hassas noktalarında kaşınıyor. İşte çocukların istismarı gibi. Çok duyarlı olduğumuz, hepimizin vicdanını yaralayan öyle ince noktalarda idam kaşınınca başka şeyleri de beraberinde getirir mi soru işaretleri de elbette ki beraber, çünkü geçmişten yaşadıklarımız var, geçmiş dönemde yaşadıklarımız var. Sizce tekrar geri bir döner daha mi? İdam cezası ülkeye geleceğini sanmıyorum. Yani mümkün değil. İdam cezasını geri getirmek kolay değil yani artık. Yeni anayasa gelir mi sizce? Yeni yani bu anayasası değişir mi? Bunlar anayasayı çıkaramadı. Bir kere güçleri yok, sayısal olarak güçleri yok. Muhalefet partiyle birlikte getirmek istedikleri anayasayı da bu iktidardakiler kabul etmez. Bu bilmiyorum nasıl olacak. Yani anayasa diyorlar ama değiştirebileceklerini sanmıyorum. Ancak iktidar değişirse
baştakiler iktidardan gider de doğru dürüst bir %60'ı olan iktidar gelirse o zaman belki çağdaş bir anayasa yapılabilir yani. Hı hı. Şimdi yavaş yavaş da sonlara doğru geliyoruz. Sizin ağzınızdan böyle şimdi, anıları dinlemek de çok keyifli. Bir de hukukçu yapınız var. Şimdi bir anını daha anlatayım. Buyurun. Bu 80 darbesi, 71 darbesinde denizler çıktı. Ben hukuku bitirdim, gittim, staj yapıyorum avukatlık işte. Bir gün bir baktım, arkadaşım bir terfi dedi, ya dedi, senin dedi Hürriyet Gazetesi'nin resmi çıkmıştı denizlerle. Hemen gittim aldım Hürriyet Gazetesi'nin neredeyse dörtte birinde koca bir resim. Ben Cihan Aktekin, deniz, bir daha değil, tutuklu. Korktum tabii, telaşlandım, herkesi içeri atıyor, ediyor. Gittim evdeki kitapları arkadaşlara dağıttım filan. Fakat beni gelip almadılar yani, bir ifademi de almadılar. Fakat avukatlık stajı yaparken ikide bir tane sivil memur gelirdi, sorardı mi sen hala devam ediyorsun, staja burada mısın diye. Ha. Yani gidip sanki dağlara, gerillaya katılacakmışım gibi. Öyle yani, öyle bir takip. Evet, staj yapar, bir de kitapları da hemen dağıttı. Evet. Bu kitap olayı beni çok üzüyor. O dönemlere inşallah Türkiye evet, bir daha dönmez. Bu ülkede Ayşegül Hanım, solcu oldum mu devlet peşini bırakmıyor. Ben lisedeydim. Bu fuarda Sovyet pavyonu vardı. Ta kaç? 64-65 yılları herhalde. Onlar bir tane defter açmışlar. Herkes ziyaret edenler düşüncelerini yazsın diye. Oraya da bir şeyler yazdık. Lise öğrencisi ne yazar? Sosyalizm falan lügatlardan öğreniyoruz yani. Biz de yazmış herhalde, işçi sınıfını kurtardı ıvır zıvır diye bir şeyle. Liseyi bitirdim, üniversiteye gittim, askere gittim. Bir gün bir komutan çağırdı, ya dedi sen dedi Sovyet pavyonu neler yazmışsın öyle dedi. Ya dedim sen nereden biliyorsun? Ben bile hatırlamıyorum dedi. Ya dediler, ben askerliğimi Patnos'ta yaptım, Ağrı Patnos, Uğur Mumcu'nun yaptığı yer. Ya dedi seni Ağrı mitinden geldiler, soruşturdular dedi. Oradan söylediler dedi. Ondan sonra ertesi günde alay komutanı çağırdı. Senin geldiler MİT'ten soruşturdular dedi. Ben onlara gerekli cevabı verdim, gönderdim dedi. Hı hı. Yani böyle solcu oldum mu? Dikkat edeceksiniz. İzleniyorsun. Peki o dönemlerin genci olarak, son olarak aslında biraz da karşılaştırarak noktalayalım istiyorum. Şimdiki dönem gençler, o dönemin gençleri, şimdinin Türkiye'si, şimdinin hukuku, siz ne görüyorsunuz genel fotoğrafta? Vallahi şimdi her çağ kendi gençliğini yaratıyor. Tabii bizim çağımız okuyan bir gençlikti, merak eden bir gençlikti. Solcu yayınların serbest olduğu bir dönemdi ve 68 gençliği gerçekten merak eden, sorgulayan, ülke geleceğini düşünen bir gençlikti. Şimdiki gençlik internet gençliği. Evet. Nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar bilemiyorum yani. Evet. Her şeyi bir tıkla internetten öğreniyorlar. Doğru mu öğreniyorlar, yanlış mı öğreniyorlar onu da bilmiyoruz. Tabii bir bilgi karmaşası da evet. Yani şimdi bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı ama doğru bilgiye ulaşmak İşte gençler zor. Bilgiden, doğru bilgiden bu kadar uzaklaştıkça evet. Dolayısıyla siyasi iktidar, ülkenin ekonomisi, ülkenin gidişatı adına bir şeyler yapmak noktasında da iktidarla gençlerin, yani tabii bunun A ya da B, yani kim iktidarsa, iktidarla gençlerin şu dönemde biraz sanki arasındaki makas açılıyor gibi geliyor tabii. Bana. Yani birinin birini bir yerden yakalaması lazım. Ya sistemsel olarak gençler yakalanacak ya da gençler bir türlü sistemi yakalayacak. Yani sistem, gençler bir şekilde yolunu bulacaktır mutlaka. Yani evet. Şimdiki iktidar sorgulayan bir gençlik istemiyor. Gerçekleri öğrenen bir gençlik istemiyor. Nasıl bir gençlik istiyor? Namazda, niyazında biat eden bir gençlik istiyor yani. Eğitim sistemini de buna göre değiştirdiler yani. Yani bu işin temelinde çağdaş bir eğitim yapması lazım. Bir toplum geliştirmek istiyorsan çağdaş bir eğitim vermek zorundasın. Ama şimdi her yer İmam Hatip Okulu oldu yani. Hurafelerle eğitiyorlar çocukları yani. Evet. Noktalayacağız. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi. Yaşayan birinin ağzından o dönemi dinlemek. Evet. Canlı bir tanık olarak dinlemek. 49 yıl oldu değil mi idamın ardından? Bir kez daha tebrikle. Yani. Ve hala unutulmadı ve sanıyorum hiçbir zamanda denizlerin ne acısı dinleyecek ne anıları da unutulacak yani. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel tekrar. Bir insandı. Yazık oldu yani. Ağzınıza sağlık. Rahmet diliyorum ben de bir kez daha. Evet. Sağ olun. Teşekkürler.
Evet sevgili izleyenler, Avukat Metin Cengiz bizimle birlikteydi. Şöyle 68'lere doğru bir yolculuk yaptık. Eski Türkiye'yi konuştuk kendisiyle. O dönemin gençlerini, deniz gezmişi arkadaşlarını ve anılarını dinledik ağzından. Şimdi yeniden bir araya gideceğiz. Aranın ardından da gazeteci Tülay Cengiz bizimle birlikte olacak. Geçtiğimiz günlerde Dünya Basın Özgürlüğü günüydü biliyorsunuz. Basını da konuşalım. Şöyle geçmiş dönemlerle bugünün gazeteciliğini, o dönemlerde yaşananları, bu dönemi nasıl değerlendirdiğini tecrübeli bir isimden dinleyeceğiz dakikalar sonra. Bizden ayrılmayın.